Savunma sanayi tarafından üretilen ve Jandarma Genel Komutanlığı ile ortaklaşa sürdürülen çalışmalarla yeraltı görüntüleme cihazları 1 kilometrelik menzille 50 metre derinliği görüntüleyebiliyor. Operasyonlar tünel ve sığınak gibi yerlerin tespitinde kullanılan cihaz, yüzyılın afetinde de depremzedelerin tespitinde büyük başarı sağladı. Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan yüzyılın felaketinde savunma sanayinin geliştirdiği yeraltı görüntüleme cihazları da etkili şekilde kullanıldı. Asuva savunma tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen yeraltı görüntüleme ve tespit cihazları bölgede jandarma ve sivil kullanıcılar tarafından aktif şekilde kullanıldı. Olur, gel. Operasyonlarda yer yüzeyinin altındaki tünel, sığınak ve depoların tespiti için kullanılan yerli ve milli imkanlarla üretilen yeraltı görüntüleme cihazı, depremlerde enkaz altında kalanların yer tespitinde önemli rol oynayarak birçok insanın canlı olarak kurtarılmasına vesile oldu. Son teknolojiyle üretilen yerli ve milli imkanlarla yapılan yeraltı görüntüleme cihazının enkaz altındaki vatandaşları bulma anlarına dair görüntüler ortaya çıktı. Olur, gel. Filyos'ta İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personele cihaz üzerine uygulamalı eğitimler veren Nurettin Akpınar, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı'ya da cihazların çalışma alanları hakkında bilgiler verdi. Yakıtları düşmüş. Şunun daha çok düşmüş nokta. Kırmızı lambası yanmış diyor. Yani 4-5 tane camımız var. Bir tanesi kırmızı lambası yanmış. Ama biz ne kadar da... Filyos eğitimleri yerinde gören Orgeneral Çardakçı'nın yanı sıra MEPS Daire Başkanı Tümgeneral Engin Çırakoğlu, İstihkam İnşaat Daire Başkanı Kıdemli Albay Turgut Öğretmen, Haberleşme ve Teknoloji Daire Başkanı Kıdemli Albay Hasan Sümer ve Koruma Daire Başkanı Kıdemli Albay Tolga Çemrek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalın Kılıç'ta hazır bulundu. Denize atılan dubaları sensörler vasıtasıyla cihazlardan tespit eden ekip Orgeneral Ali Çardakçı'ya sunum gerçekleştirdi. Eğitimleri devam eden personelle görüşen Orgeneral Çardakçı, sualtı arama kurtarma, mağara, sığınak arama gibi alanlarda kullanılan cihazın afetlerde de kullanıldığını ve her geçen gün geliştirilerek kullanıldığına dikkat çekti. Kullanabileceğimiz bir cihaz, işte depremde, diğer denizde, sualtı arama kurtarmada, mağara, sığınak aramasında, cezaevlerinin güç korumasında, yani benim görev alanlarımın her şeyi hitap edebileceğimiz cihaz. Ne kadar iyi öğrenirsek o kadar arkadaşlar. Şeyi önceden tespit edebiliriz. Yani başımıza gelebilecek olayları işte burada diğer cesetlerin bulunmasında, deprem arama kurtarmada, bir canlının tespitinde hemen hemen tüm alanlarda kullandık. Her geçen gün teşkilatımıza yeni girmesi nedeniyle her geçen gün yeni yeni şeyler öğreniyoruz. İnşallah çok daha güzel şeyler öğrenmeye devam edeceğiz. Jandarma Genel Komutanlığı ile ortaklaşa sürdürülen çalışmada Zonguldak'ta eğitimler veren Nurettin Akpınar, 1 kilometre menzili olan 50 metre su ve toprak altı tüm nesneleri görüntüleyebilen cihazın 70 ülkeye ihraç edildiğini aktardı. Cihazlarımız 1 kilometre menzili olan 50 metre su altı ve toprak altı tüm nesneleri görüntüleyebilen bir cihazımızdır. Nerelerde kullandınız? Cihazlarımız en son yüzyılın felaketi ile adlandırdığımız deprem bölgelerinde cihazımız Jandarma Genel Komutanlığı'nın vasıtasıyla kullanılmıştır orada. Bu cihazlarımız Jandarma Genel Komutanlığımızda olup operasyonlarda sığınak, mühimmat, patlayıcı bu tarzda arama faaliyetlerinde faaliyet sağlıyor. Cihazımız bu 5. nesil bir cihazımız. Cihazımız şu şekilde tüm sensörleri devre içi bırakıp suda bütün nesneleri elektromanyetik dalgalar göndererek bütün nesneleri tespit edebiliyor. Bizim aradığımız nesneler neyse onu bize ekranımıza yansıtıyor. Denizin ortasında dubalarda metaller var. Metaller koyarak ona bir sunum yapmıştık. Burada da şu anda ekranda hem suyu hem de metalleri görebiliyoruz. Cihazımız %100 yerli bir cihazdır. Yerli ve milli cihazımızdır. Her şeyi yazılımı da dahil. Her şeyi bizim yerli bir ürünümüzdür. Şu anda toplamda 70 ülkeye yakın ihracatımız var.
her geçen gün yeni versiyonları çıkartıyor firmamız Remzi Bey. Her geçen gün daha bir üst versiyonları çıkıyor şu anda. Evet, Jandarma Genel Komutanlığımızın katkılarıyla bu cihazlar daha da üstün bir vaziyette sunulmak üzere hazırlanıyor.